Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şu kapıyı sizlerle beraber kapatalım. Bakın, çiçeklerimiz açtı. Ağaçlarımızın çiçekleri açtı. Arkadaşlar, elmalar, armutlar, kara yemişler. Kara yemişi bilir misiniz? Karadenizler. Genelde Trabzon yöresi kara yemişler. Ordu, Giresun, Taflan diyor yanlış hatırlamıyorsam. Ben de bir Ordu eniştesi olduğum için arkadaşlar onu biliyorum. Eşim Ordulu. Şu kapımızı kapatalım. Şimdi bu kapımız niye açık? Bugün günlerden cumartesi dostlar. Sabahın köründe 5.30'da otogara gittik. Şu an saat 8. Arkadaş sağ olsun bir numara gönderdiler bize. Adam telefonu açmaz. Şu koliyi ben bir durdurup alayım dışarı dostlar. Evet dostlar, koliyi dışarı aldım. Görüyorsunuz koltuğun halini. Şimdi hanımdan dayak yiyeceğiz burayı temizlemezsek. Çünkü bu hanımın arabası. Bizim araba burada. O önde diye bununla gitmiştim. Kolide bagaja sığmadı. Hal böyle olunca arabasını kirlettik. Şimdi arkadaşlar burada güzel bir takım var. Bize çok güzel bir takım geldi. Bu takımı yerine alacağız. Orada açacağız sizlerle hep beraber. Buna bakacağız dostlar. Bakın şöyle. Benim adıma İzmit Otogar'a geldi bu. Dediğim gibi arkadaş yatmış aşağı uyumuş. Telefonu da sessize almış. Biz gece saat 3.30'dan beri dostlar bunu arıyoruz. Yani zaten sahura kadar yatmıyoruz. Hal böyle olunca hiç uyumadan dedik ki 6'da gelecek, 5.30'da gidelim. 5.30'da gidip arkadaşı mağdur etmeyelim. Kızlar, uşaklar. Gurk yine gitti, yattı tabii oraya. Bakın Gurk orada. Bu Gurk'umuz kalkmıyor. Bunlara şimdi bir yer yapacağım bu hafta sonu. Biliyorsunuz yasaklar var ama bize yasak yok. Sizin suyunuz var mı? Evet, suları da var orada. Bakın dostlar. Şöyle. Şimdi bunlara özel bir yer yapacağım. Bunlar toprakta duracaklar ki düz bir zeminde Gurk'tan vazgeçsinler. Her yer Gurk doldu. Geçen videoda izlediniz. Şimdi bu tarafa niye geldim? Sizlerle kümesimizi açacağız. Normalde bu kadar erken saatte açmıyorum 8'de. Bakın yine sularını topladım geceden. Şimdi onlara dışarıdaki sularına vitamin koydum çünkü. Şimdi koşarak hepsi oraya gidecekler. Şöyle bir şu görüntüyü paylaşayım istedim yine sizle. Bakın şu görüntü muhteşem. Sıpalarımızın hepsi dağıldı. Şu horozumuz da tek gözü kör, tek ayağı sakat. Doğduğundan beri böyle. Ölecek mi, ölecek mi dedik. Bakın böyle kocaman kırma bir bizim horozumuz oldu. Yani bu bayağı da büyüdü. Muhtemelen bunu keseceğiz arkadaşlar. Anam siz niye inmediniz? Bir tane mavici kırması burada. Bakın bu şu astrolop kırmasına bakın dostlar, sakallara. Kaba sakal. Neredeyse bizim arakuanalar kadar küpe yapmış. Arakuanalar biliyorsunuz Amerikanolardan bir tık büyük küpeleri. Şimdi şu kapımızı tamamen açalım. İçerisi güzelce havalansın. Dostlar şimdi havalar ısınıyor. Şimdi insanlar hep şey diye düşünür. Soğukta hayvanlar hasta oluyor falan diye düşünür ama asıl bizim bu kanatlı dostlarımız sıcakta hasta oluyorlar. Hal böyle olunca arkadaşlar sıcakta özellikle hayvanların yerini serin tutmaya çalışın. Serin olsun ki hayvanlarımız böyle ağız açıp kapayarak nefes almasın. Ağız açıp kapayarak böyle sık sık nefes aldıklarında ciğer hastalıkları oluyor. Evet, folluklarda hiç yumurta yok şu an. Bakalım bugün ne yapacaklar? Kaç yumurta yapacaklar? Geçen gün sizlerle beraber saydık. Akşam da bir video çekersem yine onu sayıyor oluruz. Şimdi şu kolimi ben alayım. Diğer bizim bölme kümesimize bir gidelim. Orada hayvanlarımızı bir çıkarıp bir koridora alalım. Bunları karantinaya alacağız. Farklı bir yerden geldiği için sonuçta arkadaşlar. Bir hafta 10 gün biliyorsunuz. Hayvanlara karıştırmıyoruz. Zaten güzel bir süs takımı. Hepinizin beğeneceğini düşünüyorum. Güzel bir süs takımı olduğu için bölmeli kafese yerleşecek. Hangi tavuklar çıkacak, ne olacak ona henüz karar vermedim. Şöyle gitmeden aradan şöyle bir göstereyim. Bakalım anlayanlar olacak mı dostlar? Burada bir yorumlarda tahminde bulunursanız. O aradaki görüntüden bakalım gerçekten tahmin edenler olacak mı? Şimdi ben bunu alayım, tek elle götüremeyeceğim, büyük bir koli. İçinde çünkü bunun 3+1 olması lazım. Evet, 3+1 hayvanımız var.
Bakalım bu 3 artı 1 hayvanı tahminlerde bilecek misiniz dostlar? Şimdi bakın size bir şey daha göstereceğim işte. Girmedi. Girmiş bakın. Ligorin işte. Bu ligorinler çılgın. Arabanın içine kadar giriyor. Bu önde de bir koli var arkadaşlar ama onda başka malzemeler var. Yine otobüs de geldi o da. Kuluçka makinesiyle alakalı malzemeler var. Biliyorsunuz biz nem nozüllü makine kullanıyoruz. Büyük makineye nem nozül yetişmediği için Simbo'nun buhar makinesiyle gelmişti. Burhan o şekilde göndermişti ama ben yani nem nozülü özel olarak istemiştim. Onun ücretini vererek nem nozülü aldık. Çünkü ben nem nozülünün çok daha verimli çalıştığına inanıyorum. Buhar makineleri normalde ortamı buharını artırmak için yapılan makineler. Burada bu arada ben yumurta da istemiştim. Sürpriz yumurtalarımız da var arkadaşlar. Bu koliyi de açarız beraber inşallah. Şimdi bir durdurayım videoyu. Hayvanlarımızı yerine alalım. Bakalım ne var ne yok. Beğenecek misiniz? Yorumları da bu arada yaptınız diye düşünüyorum. Evet dostlar, şimdi bunları buraya almaya karar verdim. Çünkü şu hortumu falan da ayarladım şimdi. Bugün bunların şeyini tekrar devreye alacağım, nipellerini. Koridorda sıkıntı olacak çünkü devamlı tellere vurup kavga ediyorlar. Şuradan şöyle bir tutalım bakalım hangisi gelecek ilk. Horoz mu, tavuklardan mı? Evet. Nesin lan sen, ligorin? Nasıl ligorinsin sen? Beyaz ayaklı ligorin. Beyaz ayaklı ligorin mi olur? Şöyle bir atalım dostlar. Evet. Arkadaşlar, bu birinci tavuğumuz. Evet. Şu bizim ikinci kızımız. Bakın bunun ayaklar güzel, sapsarı. Bunlar arkadaşlar bizim gümüş ligorinler. Biliyorsunuz ligorinlerin bütün renklerini sakin. Bakın bu da horozumuz dostlar. Horozumuz da güzel. Sadece şu ligorin tavuğumuzun ayakları daha beyaz arkadaşlar. Bir tane de burada yarkamız var. Bakın. Evet. Size maşallah. Şimdi dostlar, bunlar Trabzon'dan geldi. Burhan sağ olsun bunları gönderdi oradan. Bizim kuluçka makinesi parçalarıyla birlikte yumurta istemiştim orada birinden. O yumurtalar geldi. Bir de bize sürpriz olarak bunlar geldi. Dedi ligorin yapmaya çalışıyorsun. Ben dedi sana bir ligorin takım göndereceğim. Bu sebeple de gümüş ligorinlerimiz yeni yuvalarına geldi. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce nasıl hayvanlar? Bunlardan üretim yapabilir miyiz? Yani şu horozla yanındaki tavuk gayet güzel. Bakın şu öndeki tavuğun ayak rengi biraz beyaza kaçıyor. Yarkamızın da ayak rengi yine beyaz aynı şekilde. Ama şu horozla tavuğumuz gayet güzel. Kulak lobları falan da iyi. İkisinin de. Genç hayvanlar belli. Yani ayak mahmuz falan hiçbir şey yok horozda. Zaten gençler. Çok belli yani. Tüyler daha yeni form alıyor. Ama renkleri güzel. İşin aslı, beğendim ben. Bakalım inşallah çoğaltabilirsek. Belki hani dediğim gibi şu sarı ayakları ayırırız. Beyaz ayakları ayrı saklarız. Oradan güzel bir takım kendimize buradan büyütürüz. Gümüş ligorini de bu sebeple tamamlamış olduk. Gümüş ligorinin civcivi yoktu şu an bende. İbrahim bize gümüş ligorinin yumurtalarını vermişti ama o ara horoz hasta olduğu için o yumurtalardan herhangi bir çıkım alamamıştık. Bu sebeple kendi anaç takımımızın sahibi olmuş olduk. Burhan'a buradan teşekkür ediyorum.
bir civcivle uğraşma, direkt aracını gönderelim demişti ve araçları bize geldi. Evet dostlar, burada durumlar böyle. Yeni ırklar, yeni hayvanlar. Sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ligorinlerin renklerini yapalım dedik. Böyle bol bol ligorin, civciv, yumurta, anaç, biliyorsunuz Brown gelmişti. Black Modded tavuklarımız ölmüştü, horozlarımız yaşıyor. Black Modded tavuk arıyorum. Güzel tavuk denk gelirse alacağım. Yani ligorinin arkadaşlar olabildiğince kaç tane rengi varsa literatürdeki bütün renklerini inşallah yapmaya çalışacağım. Niyetim bu yönde. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir beğeni gelirse her birinizden müteşekkir oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum dostlar. Görüşmek üzere.